Abi ne yapıyorum? Elim ayağım tutuyor şu anda arkadaşlar. Yani doğru şu tanını arıyorum. Aa. Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar efsane ötesi mükemmel bir video ile daha karşınızdayım. Bugün milli güçe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu kadronun mükemmel ötesiliğine bakın. Yani gerçekten harika bir kadromuz var gördüğünüz gibi. Ve bugün sizlerle beraber efsane ötesi bir transfer yapacağız. Yükseltebildiğimiz kadar da yükselteceğiz. Ayrıca arkadaşlar bir sonraki bölümde bakın bir önceki bölümde 1800 beğeni gelmiş ve çok daha fazlasını rahat rahat yapabileceğinizi biliyorum. Çünkü başka videolarda 2500-3000 beğeni bile yapıyorsunuz. Size şöyle söylüyorum arkadaşlar. iki stoperi birden bir videoda almamı istiyorsanız bir sonraki bölümde çok fena gaza geldim alırım yani şu anda. O yüzden hemen hızlıca 2000-2500 beğeni yapın. Yeniyseniz de abone olun bildirimleri açın ki hiçbir milli güç bölümünü ve hiçbir herhangi bir bölümü hiçbir şeyin bölümünü kaçırmayın yani arkadaşlar. Bugün bomba bir bölümle karşınızdayım. Efsane bir transfer yapacağız. Sol kanatımıza en çok istediğiniz transfer ve stoper olarak da en çok istediğiniz stoperi yorumlara yazın bir stoper yazılsın. Herkes en çok istenilen iki tanesini alacağım. Örneğin abi bir sonraki bölümde Merih Demiral ve Çağlar soyuncu aynı anda kadroda olabilir. Veya Ozan Kabak artı Çağlar soyuncu Veya Ozan Kabak yok Ozan Kabak değil pardon. Kaan Ayhan artı Çağlar veya Kaan Ayhan artı Merih. Bilemeyiz ama yani ben tahminlerimce Çağlar kesin olur. Merih ile Kaan Ayhan arasında da çatışma olur diye düşünüyorum. Yorumlarda en çok yazılanı ve en çok beğenilerini alacağım. Ona göre siz yorumlarınızı yazın. En çok isteneni alacağım. Bir sonraki bölümde bakalım iki stoper alabilecek miyiz? Onu da sizlerin beğenileri karar verecek yani. Ve sol kanatımızı da şimdi efsane transferimizi hadi yapalım bakalım. Çok heyecanlıyım gerçekten. Çok özel bir maç oynayacağız. Umarım da maçta güzel başarımlar elde edebiliriz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte hemen Hakan yazıyorum buraya ama yazamadım. Bir dakika şöyle Hakan yazalım. Hakan Çalhanoğlu'nu 77 rating yapıp yani çünkü yok 78 mi 77 miydi hatırlamıyorum. Abi birazcık pahalı bu arada kartı ama alacağız yapacak bir şey yok. Milli güçe değer abi. Milli güçe coinsler feda olsun. Kaydet dedi aradım. Bu arada çok da pahalı değilmiş ya tamam. Sıkıntı yok yani. Ama yani bir normal oyuncuya göre biraz yine de pahalı ama olsun abi alınır. 260 bin dedik olmadı bakın gördüğünüz gibi. Hemen 265 bin yapacağım. Ve direkt abi yükselteceğim. Yani direkt 90 rating olacak kadroda biliyorsunuz. Ben zaten bir oyuncu aldıysam Kesinlikle 90 rating oluyor arkadaşlar. Bunun hiçbir şekilde kaçarı yok. Bunun şey neymiş? Aa, bir boost hiç buna basmayacağız. Keşke bassaydık ya. Vallahi keşke bassaydık. Çünkü arkadaşlar benim asıl kadromda olan bir oyuncu var. O yüzden aslında buna da basmak istemiştim ama yapacak bir şey yok. Şu anda kadroda 91 oldu ve daha abicim Hakan Çalan oluyor alacağız. Sörlot'u bum diye yani basacağız gideceğiz ya. Coinsim de 10 milyonun altına indi ama sıkıntı yok. Hoş geldin Hakan Çalanoğlu. Sen milli takımı tabii ki dahil ediyorsun. Mükemmel oldu gerçekten. Çok istenmiş. Çağlar da çok istenmiş. Hatta Çağlar'ın yazılı olduğu bölüm 100 beğeni geçmiş. Hakan Çalanoğlu 65 beğeni ama Çağlar'ın yazıldığı bölümde 2 tane oyuncunun ismi yazıyor. Abi bir oyun bir yorumda 2 oyuncu yazarsanız o yorumu benim için hiçbir anlamı kalmıyor. Bir yorumda bir oyuncu yazın. Yani beğenilmesinin bir anlamı kalmıyor. Yoksa tavsiye olarak yazabilirsiniz. Tabii bütün yorumlarınızı okuyorum. Abi Hakan Çalhanoğlu da şu anda çok işimize yarayacak gibi duruyor. Ozan Kabak'ı da ortaya mı alsam? Kimya şu anda önemli değil çünkü. Aynen abi kimya şu anda önemli değil. Ozan Kabak defansın ortasında dursun. Ortaya lazım çünkü bize şu anda. Tamam. Şu an güzel oldu abi. Hemen abi ne yapıyoruz? Büyük transferler etkinliğindeki maçlardan oynayacağız. Eskiden bunu nesli kadar oynuyorduk. Şimdi büyük transferler etkinliğimiz gelmiş. Tabii ki de onu oynayacağız. Bu arada arkadaşlar efsane ötesi bir paket açılımı gelecek. Yani müthiş bir paket açılımı gelecek. Kesinlikle izlemeyi unutmayın o paket açılımında. Yani burada müthiş bir paket açılımı var haberiniz olsun. Ben burada abi intermati zaten imkansız gibi. Bu maç da çok zor arkadaşlar benden kazanmamı beklemeyin ama ben bir oynamaya çalışacağım bakalım neler olacak. 3 kere oynayabiliyormuşuz bunu zaten haftada ya da günde bilmiyorum. Ya da bütün etkinlik boyunca da olabilir muhtemelen günde 3 kere oynayabiliyoruzdur. Her neyse ben şimdi oynamaya çalışacağım. Bakalım 3 gol atıp geri dönebilir miyiz bilmiyorum. Oha lan nasıl bir diziliş bu. Nereden başladık? kale vuruşuyla başladık. Çok saçma başladık ve abi korktuğumuz başımıza geldi. Ben böyle topun rakipten başlayacağını çok iyi biliyordum. Ozan Kabak sana güveniyorum oğlum. Çok iyi işte. Abi ortaya koymam nasıl işe yaradı gördüğünüz gibi. Abi ama topu çıkartamıyorum ben defanstan. Yani 45. dakika olmadan da gol atmam lazım da aslında. Zor bir maç olacak arkadaşlar. Çok belli ya. Çok belli yani. Yani adamlar 3-0 öne geçti bile. Hakan abi bak bu adamla sol sağdan gidersem zaten sağda da 3 tane adamım var benim müthiş. Onlarla beraber bir şeyler yapabiliriz. Cengiz Ünder şimdi aldı topu. Atarsam gol müthiş olur. Hiç gol yememişiz gibi düşünebiliriz abi gol atarsak. Hadi Cengiz. Ah be oğlum be. Vallahi atıyordu abi. Şimdi Ozan Kabak'ın kafasına vurmamız lazım. Topu nerede Ozan Kabak? Burada. Allah aşkına senin kafana gelsin. Oha abi nerede duruyor bu Ozan? Oha. Oğlum atıyordu lan. Hadi. Oğlum bu kaleci ne böyle ya? Ozan Kabak Allah aşkına birazcık içeride oğlum ya. Birazcık içeride. Abi ne yapıyorsun Ozan ya? Yapma şunu ya. O aha dur. Hakem bitirme içeriye. Hakan Çalanoğlu'nun uzaktan şutları iyidir bu arada. Dur dur gel. Gel gel gel. Ay abi yetişti adam. Aha yine aldım. Oğlum ilk yeri bitmiyor ha. Şöyle vuracağım abi. Baya uzaktan vurdum ama. Oğlum yine mi korner? Ya yeter abi ne konnermiş Neyse devre arası verdiler artık yani bir zahmet versinler. Abi çok saçmaydı. Çok pozisyon kaçırdık ama. Hadi Abi bu kadroyu birazcık daha geliştirmemiz lazım galiba. Bakalım şimdi neler olabiliyor ama. Evet. Abi Hakan Çalhanoğlu getiriyor. Cengiz'e müthiş paslar atıyor aslında. Cengiz biraz daha hızlı olsaydı aslında var ya süper olabilirdi. Olsun abi. Böyle de iyi galiba. Böyle de iyi abi. Bir tane gol attık şu anda. Gerçekten bu çok iyi oldu. İlk yarıda da atmış olsaydık şu anda maç 3-2 olabilirdi. Yani yememiş de olsaydık şu an gerçekten yani maç 2-2 bile olabilirdi şu an abi. Gerçekten olabilirdi. Ama Ozan Kabak hadi sana güveniyorum. Evet. Ozan Kabak abi hiçbir zaman güvenim boşa çıkarmadı şimdiye kadar. Cengiz Ünder'in önüne güzel bir pas atmamız lazım. Cengiz Ünder sana be oğlum ya. Abi güçlüye mi pas atayım? Ay Abdülkadir Ömür kaçması lazım abi. Kaçmazsa nasıl yapacağız? Yiğitan. Hadi oğlum. Oğlum Yiğitan aldı topu bak helal olsun ha. Ama pas atamıyor. O nasıl pas atmak oğlum ya? Soyalp al. Abi Yiğitan yine sendeyiz. Bu sefer Ozan Kabak. Ozan Kabak Allah aşkına al. Geçerse çok kötü olur. Aferin ya. Abi süper Ozan Kabak. Gerçekten alıyor kesinlikle yani. Ozan Kabak tarafında hiçbir sıkıntı yok. Abi demirmiş bu adam. Ben bile bunu Cengiz sanıyorum ya. Demir sen de ver abi şöyle. Heh. Heh, şimdi kaçta Abdülkadir işte. İşte seni bunu yapman lazım be oğlum. Süpersin. Hadi Abdülkadir. Şöyle döneceğim abi. Abi atman lazım. İşte konlardan atamıyoruz ya. Vallahi atması lazımdı. Bu kim? Ozan Kabak değil. Abi Ozan Kabak sen niye buradasın ya? Çok arkaya gidiyor Ozan Ka Aha! Abi vallahi atacak sandım. Abi direkt üstüne basmayacağız aslında. Birazcık penaltı noktasına atmak istiyorum ama başka oyuncuya gider diye de korkuyorum ama yapacak bir şey yok artık abi risk alacağız. Ozan Kabak mükemmel müdahale. Şöyle Abdülkadir Ömür ver. Hadi Cengiz. Çok iyi abi. Şu an gol atarsam dönme şansı var. Abi tabii ki dönüp dolaşacağız yani. Allah. Aha. Çok gittim be. Çok gereksiz gittim abi. Çok gereksiz gittim. Yani bu Hıra'daki de neymiş? Ne top tuttu ya? Ozan kabak penaltını. Abi yanlış Yiğitan'a bastık bir de. Aha! Oha Yiğitan attı. Aferin lan sana. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Çok heyecanlı bir maç oluyor şu anda ha. Gerçekten çok heyecanlı maç oluyor. Yiğitan gol attı. Süper. Hadi abi. Baskı beyler, baskı. Hadi atarız bir tane daha. Demir al onu. Aldı lan. Güzel mi o pas? Vallahi güzel pas atmış. Kim attı bilmiyorum ama iyi pas atmış ha. Hadi oğlum. Dön abi. Çok güzel. 90 artı 2 biz bitti demeden bitmez mi yine? Abi bir dakika. Yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım. Kesin gol olması lazım şu anda. Dur. Abi ne yapıyorum? Elim ayağım tutuyor şu anda arkadaşlar. Yani doğru şu tanını arıyorum. Ay. Abi böyle bir şey yok ya. Yapma be. Yapma bunu be. Abi gerçekten mükemmel bir maç oldu arkadaşlar. Yani süper bir maç oldu. Yani maalesef kazanamadık. Neyse biraz vakit açalım 50 bin falan. Yani ama güzel maç oldu lan. Vallahi güzel maç oldu. Ya milli güç gelişiyor abi gelişiyor. Yavaş yavaş geleceğiz. Her maç yeneceğiz diye de bir şey yok zaten. Ama güzel çekişmeli maçlar oynamak çok hoşumuza gidiyor. Bu takıma biz yakında yeneceğiz abi. Yakında yeneceğiz hiç sıkıntı yok. Sonra Inter'i e bile yeneriz ya biz. Sıkıntı yok. Takım 100 geçer zaten herkes 90 rating olduğu zaman. Şimdi birkaç tane 50 binlik paket açmak istiyorum arkadaşlar ama gerçekten çok heyecanlıydı ya. Cidden yani heyecan baya bastırdı beni. Elim ayağım titredi. En son şut çeksem mi? Ne zaman şut çekeceğimi filan bilemedim. Şöyle abi iki tane 50 bin coinstik paket açalım. Hakan Çalhanoğlu'nun özelliklerini de bir ramanla falan karşılaştıracağım. Bakalım bu Bundesliga'daki oyuncu. Bakalım hangisi daha iyi göreceğiz. Oyuncu paketi açılıyor. Bakalım oyuncu paketinden güzel bir şey gelecek mi? Hazır mısınız buna? Bales Kur'an ve Abi bir kere güzel bir oyuncu çıkmasını çok istiyorum ya. ya. Gerçekten yani şöyle bir kere güzelim güzel müthiş bir oyuncu çıkmasını çok istiyorum. Ama 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 oyun bana vermiyor. Son bir tane daha açıyorum abi 50 bin coin ise. Bir Van Bir Van Dijk istiyorum abi. EA Sports Van Dijk. Duy beni EA. Ben bir Van Dijk alırım şu an senden. Valero. Bak iyi bir oyuncu çıkardık. Ben burada dururum abi. 50.000 50 bin coins'i de geçer herhalde bu Valero'nun değeri. Güzel olur. Hakan Çalhanoğlu'yu şöyle bir değiştir diyeceğim abi. Yani değiştirebilerek bastım. Hızı daha düşük ama şutu, şutu da Roma'nın daha iyi ya. Abi özel kart olması ne kadar fark ediyor ya. Bir tek yani defansla şeyde özüse çivik, çeviklikte de şey. Yani çok bir fark yok ama yine de tabii ki Hakan Çalhanoğlu biraz daha düşük görünüyor. Hız ve şut çünkü oyunda en önemli şeyler. Her neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açarak hiçbir videoyu kaçırmamayı sağlamış olursunuz. Bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Like'larınızı bekliyorum. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın sizi seviyorum. Ve bay bay.